Meslek tanıtımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü meslek tanıtımımız sınıf öğretmeni ne iş yapar, çalışma alanları, üniversite puanları, kamu kurumlarında en son kaç ile atandı ve maaşından bahsedeceğiz. Ve sizlere birkaç örnek öğretmen mahiyetinde birkaç video da sunacağım. İnşallah güzel bir şekilde sınıf öğretmenlerini tanıtacağız. Başlayalım, sınıf öğretmenleri ne iş yaparlar? Sınıf öğretmeni ilkokula başlayan öğrencileri okuma yazma ile temel matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve el becerisi gibi eğitimleri veren kişidir. Özel ya da devlete bağlı okullarda çalışabilirler. Bunların yanında biraz daha detaylı bahsedecek olursak, sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredata uygun olarak dersleri öğrencilere anlatır. Başlıca görevlerinden, hani başlıca anlattığı şeylerden kısa kısa bahsedecek olursak, çocuklara okuma ve yazma öğretmek, çocukların matematik ve fen bilgisi gibi alanlarda temel bilgiler elde edilmesini sağlamak, müfredatın öngördüğü bilgileri ve becerileri çocuklara kazandırmak, başarısızlığı ya da uyumsuzluğu olan çocukları tespit etmek, rehberlik servisiyle görüşmek, gerekirse kendisi o öğrencinin rehberlikçisi olmak gibi daha birçok görevi var. Benim kendi düşüncem, bir sınıf öğretmeninin görevleri ne olmalı diye düşününce, arkadaşlar mevcut giden sistemi kendi elinden geldiğince gidermeye çalışmalı. Mesela bir sınıf öğretmeni bence bir sınıfa atandığında, göreve başladığında o sınıfa sadece girip çıkıp ders anlatmamalı. Sınıfı süslemeli, öğrencilerle çocuk olmalı, öğrencilerle etkinlikler yapmalı. Hani öğrencinin sınıf arkadaşı gibi, en yakın arkadaşı gibi olmalı bence. Gerçekten eğitim sistemimiz iyi bir sistemde değil. Ve eğer siz sınıf öğretmeni olmak istiyorsanız kendinizi iyi tartın. Çünkü bu ülkenin gerçekten çocukların hayallerine ortak olacak, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalışacak, çocuklardaki gülümsemeyi görmek için çalışacak öğretmenlere ihtiyaçları var. Yeni göreve başlayan Milli Eğitim Bakanımız da zaten söylüyor. Başta ilk geldiğinde dedi ki değiştireceğiz dedi, köklü bir değişiklik yapacağız dedi. Çok uğraştı, çok çalışmalar yaptı ama sonradan bir açıklama daha yaptı. Dedi ki köklü bir değiştirme yapamayacağız, elimizden geldiğince düzenleyeceğiz dedi. Şu anda da ilkokullara işte alanına göre biraz daha yönlendirme gibi çalışmalar olduğu görülüyor. Böyle çalışmaları her zaman destekliyoruz. İnşallah daha da güzel çalışmalar gelir. Atama puanından ve üniversite puanından bahsedelim, maaşından da bahsedelim. Sonra ekranlara size örnek olabilecek iki öğretmenden video göstereceğim. Geçelim üniversite puanlarına. Sınıf öğretmenliği eşit ağırlık isteyen 4 yıllık bir lisans programıdır. Eski sistemde YGS, LYS, yeni sistemde TYT, YKS yani iki sınava birden girmeniz gerekmektedir. Eşit ağırlık bölümünden aldığınız puanla yerleşiyorsunuz. En yüksek alan üniversite İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi 350 puanla 70.000 sıralamada almış, kapatmış. Türkiye'nin en düşük alan devlet üniversitesi ise Hakkari Üniversitesi 303 puanla 176.000'de kapatmış. Bunun dışında özel üniversiteler de var, onları almıyorum. En düşük alan devlet üniversitesi 303 puanla 176.000'de eşit ağırlıkta. Öğretmenlik atamaları hakkında da konuşacak olursak arkadaşlar, en son 20.000'lik bir öğretmenlik alım oldu ve bunların içinden 3.800 civarı ile en fazla öğretmenlik branşında atama alan sınıf öğretmenliği oldu. Hani öğretmenlik deyince 20.000 öğretmen kafasına göre gelişigüzel dağıtılmıyor. Bunun biyolojiden Arapça öğretmenine, itfaiye öğretmeninden matematik öğretmenine hepsine belli başlı sayılar veriliyor, dağılım yapılıyor ve bunların içinden en fazla alan da sınıf öğretmenleri oluyor genelde. Bunda da öyle oldu ve bir sonraki alım da 30.000 olacağı görüşünde, gene alım olacağı söyleniyor. Umarız alımlar bu şekilde hız kesmeden devam eder. Atama puanlarına baktığımızda arkadaşlar, öğretmenliğin diğer devlet memuru atamalarından bir farkı var. Sözlü mülakatı da var. Sadece KPSS puanıyla atanmanız yetmiyor. KPSS giriyorsunuz, sözlü mülakata da giriyorsunuz. İkisinden de başarı gösterirseniz bu şekilde atanıyorsunuz. Şu anda da sınıf öğretmenlerinin, bizim, herkesin bu mülakatın kalkması. Çünkü sözlü mülakat deyince herkesin aklına torpil dönebileceği geliyor. Birçok kamu kurumunda dönen torpil sözlü mülakat işin içine girince herkesi tedirgin ediyor. En son atanan kişi 72 puanla Şırnak'a atanmış arkadaşlar. Sözlü mülakattan da bu kişi 72 almış. Size bir tane örnek vereyim. KPSS üçüncüsü olması lazım. Tam aklımda değil. KPSS'de derece yapmış bir öğretmenimiz vardı. Maalesef sözlü mülakatı geçemediğinden dolayı elendi.
Hani güvenlik soruşturması demiyorum arkadaşlar. Onu zaten yapsınlar. Zaten her memura yapıyorlar. O şart tabii ki. Bizim dediğimiz sözlü mülakat, yani komisyonun size bazı sorular sorup o anki verdiğiniz cevaplara göre sizi devlet memuru yapması veya yapmaması. Tek sözlü mülakatta bir öğretmenin hayatına mal etmesi bence doğru değil. Umarız en yakın zamanda kalkar sözlü mülakat. Arkadaşlar, maaşları bulunduğu konuma, yere, evliliğine, bekarlığına, çocuk sayısına göre değişmekte olup ek ders ücretine göre de değişmekte olup yeni başlayan bir öğretmenin 3.700 civarında alıp yıllar geçtikçe ek ders aldıkça, çocuk yardımı aldıkça, bulunduğu konum değiştikçe 4.000'leri, 4.500'leri gördüğünü veriler bize söylüyor. Bu maaş tamamen dediğim gibi bulunduğu konum, yer, her şey etki ediyor. Şimdi videoyu bitirmeden önce ekranlara örnek olabilecek, bizim istediğimiz öğretmenler, eğitim sistemini değiştirebilecek öğretmenler, çocukla çocuk olan, çocuğun hayallerine ortak olabilecek, çocuğun hayallerine gitmesini sağlayabilecek öğretmenlerden birkaç ekrana getireyim. Sonra da videonun bitişini yapalım. İstanbul Esenler, Mehmet Ağaçlar Su İlkokulu. İkiye. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Küreler pantik. Küp küp küpler. Koniler olmuş. Tekiz köşemal iken. Teşkene beş. Antenem altı. Yedi kere yedi. Kapıyı çalmadım. Taşıklar. Haydi. Havadan gider. Karadan gider. Denizde yüzüyor. Dört kalın dört ince. Kırmızı sanki. Küp küp küpler. Koniler olmuş. Sekiz köşe on iki kenar. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videoyu beğenerek ve paylaşarak birçok öğrenciye ulaştırabilirsiniz. Sorularınız, görüşleriniz, istekleriniz, şikayetleriniz için yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olarak da yeni çıkan videolardan haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da Memur Jargonu Burak hesabından takip edebilirsiniz. Sorularınız, görüşleriniz varsa bu hesaba da beklerim. Memurjargonu.com'a da ara ara göz atmayı unutmayın. Alım haberlerinden, denemelerden, şifrelerimizden, videolardan bol bol gönderi atıyoruz, yazılar paylaşıyoruz sizlerle. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.